Şefim sen söyle. Abiciğim elimde taptaze çinekopum var. Tavsiye ediyorum. Onun dışında da spesiyel bir meze tabağım var. Ortaya serpiştirebilirim. Süper, ben al ver. Yenge ne alırdı? Soralım arkadaşa. Lüfer alırım ben de o zaman. Lüfer. Rakı? Rakı ile aran nasıl? Rakı balığın pazarlama müdürüdür. 35'lik olsun lütfen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet. Nerede kalmıştık? Valla en son sen benden bir söz almıştın. Yok dürüstçe cevap vereceksin falan diye. Artık ne soracaksan. Tamam, hatırladım. Şimdi şöyle düşün. Mesela sen bir ilişkiye başlamadan önce zaten hayatında bir aşkın eksikliğini hissetmiyor muydun? Tabii ki. Ya bir kere insan uzun zaman yalnız kalınca artık hayatıma biri girsin diye düşünüyor. Yani en azından ben öyle oluyorum. Peki şöyle düşün o zaman. Birisi hayatında olsun diye eksik hissetmeye başladın. Etrafındaki insanlara da o gözle bakmaya başlıyorsun. Evet. Zaten işin saçma kısmı da burada başlıyor. Bu içindeki aşık olma ihtiyacı yüzünden bir sürü tanımadığın insanın kalbini kırmaya başlıyorsun. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi bir süre sonra kendi istediğin özellikleri hiç tanımadığın birine kıyafet gibi giydirmeye başlıyorsun. Aslında bir an önce aşık olmak ve ilişkiye başlamak istediğin için. Aynı kitabı okumuşuz, aynı filmi izlemişiz, aynı müziği dinlemişiz falan. Hepsi hikaye. Elemana giydirdiğin kıyafet aslında üstüne oturmamış ki. O ara sezon sonu diye kaçırmak istememişsin sadece. Hatta bir beden büyük almışsın seneye de giyerim diye. Sonra ne oluyor? Kıyafetin altından çıkan adamın senin tanıdığın adamla alakası bile yok. Aslında hiç tanımaya çalışmadığın. Şimdi bundan sonrası tamamen şans. Kim diğer tarafı daha erken tanırsa o erken yırtıyor ilişkiden. Ondan sonra gelsin ben çok kötüyüm. Sen çok iyisin. Affedersiniz. Afiyet olsun. Teşekkür. Mezeler geldi de. İştah mı bıraktın akşam akşam? Hiç gülme paşam. Aşk konusunda ancak bu kadar can sıkıcı konuşulurdu. Hayır tamam, bak dediklerini de anlıyorum doğru ama karşındakine açık olmadan nasıl paylaşabilirsin? Ya ne kadar açık olursan o kadar yaralanıyorsun ama. Ben de içmeyeyim o zaman rakıdan, nasıl olsa kusacağım. Keşke hep çakır keyif kalabilsen de ne kutsan ne ertesi gün başını ağrısan. Ya gerçekten bu kafayla yaşıyor olamazsın ya. Ona bak, otele dönünce kesmeyeceksin beni değil mi? Yaşamama gerek olmadığına göre bak tırsmaya başlıyorum ama. İncineceğim diye aşktan kaçılmaz ki. Yani o zaman hiç yaşamayalım Emre. Nasıl olsa öleceğiz. Önemli olan şu balığın, şu yemeğin keyfini çıkarmak değil mi? Onu da yemeyelim. O da tuvalete gidecek. Bence sen de inanmıyorsun bu söylediklerine de. Böyle galiba biri seni gerçekten çok sağlam yaralamış ve sen de bundan kurtulmak için kendince bir mantık bulmuşsun ama aşk bu. Havuz problemi. Belki haklısın. Ama bir şeyin sahteliğini bile bile onu hiç sorgulamadan içine dalmak nasıl bir aptallıktır ya? Sen ne çeşit ilişkiler yaşadın ben pek bilmiyorum ama yaşadıkların tamamen saçmalıktan ibaret olduğunu kabulle. Asıl benim bu masada oturmam çok büyük bir saçmalık Emre. Sen kimseyi sevmeyeceksin. Şefim.